다들 안녕하세요. 잘 지냈어요? bugün sizlerle birlikte Stray Kids'in Sorikun şarkısını birlikte inceleyeceğiz. Sözleri birazcık zor, hepsini anlamakta zorlanabiliriz ama elimizden geldiğince kelimeleri birlikte inceleyeceğiz. bu. Korece şarkılarda bazen İngilizce ve Korece iç içe geçebiliyor. Bu şarkıda birazcık öyle. Özellikle nakarat kısmını ve dikkatimi çeken kısımlarını sizlerle paylaşacağım. Here they come diye başlayan kısım. Here they come aktan muriye tıgoun piga tora onmame ponca Şimdi biraz uzun bir cümle değil mi? Bakalım tek tek. Aktan muriye tıgoun piga Dıgavun kelimesini hatırlıyor musunuz? Kafe dersinde öğrenmiştik. Kafede kullanabileceğimiz kelimeler arasında. Şimdi birazcık parça parça başlayalım. Dıgavun. Aa ben bu kelimeyi biliyorum. Dıgavun ne demek? Sıcak demek. Okey. Bir kelime daha buluyorum burada. Pi. Pi ne demek? Kan demek. Hani vücudunun içinde o akan sıcak kandan bahsediyor. Peki. muriye, müriye, pi piga. Aktang ne demek biliyor musunuz? Aktang böyle kötüler. Hani villain gibi biraz. Yani kötü kişiler, kötülükler gibi böyle biraz. Hani şeytani gibi yani. Ama kötü insanlar, kötülük olabilir. Aktang muri. Muri de onların toplanması yani. Aktang muri. Bu kötüler gibi düşünebilirsiniz. Bunu genel olarak. Aktang muriye tıkkoğun piga, tıkkoğun piga ne yapıyormuş? Tora Dora, digon piği dora, böyle kanının hani dolaşması gibi, kaynaması dolaşması gibi. Onmome, şuna kaynamak diyelim. Onmome, ponca. Onmom, bak bugünlük hayatta daha sık kullanacağımız bir kelime. Onmom, vücut, bütün vücut. Onmome, ponca. Ponca ne demek? Ponca, bu da dağılmak. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz dersek böyle kötüler kötülerin bir toplantısı var bu kötüler bunun kanını kaynatıyor ve o kan bütün vücuduma yayılıyor diyor. Yani artık ona sinirlendiğini mi söylüyor ya da onu böyle hani aynen kanını kaynatan onu şey yapan bir durum var yani sanırım kötülere karşı bir durum olabilir. Çok da emin değilim beraber göreceğiz. <laughs> Bazen gerçekten K-pop sözlerini anlamak zor olabiliyor. Benim için en zor dersler bunlar oluyor diyebilirim arkadaşlar. Peki bakalım sonra ne diyor? Somunnen kundure moime Somunnen kundure moime Sodacinin numbitsin Peki bu da enteresan bir şey. Şöyle yine tek tek bakalım. Somun. Somunla da böyle somun onun hakkında konuşulmak. İşte kodusu olmak. Daha çok konuşulan gibi düşünebilirsiniz yani tamam mı? Böyle çok konuşulan. Peki bakalım üzerine konuşulan şeyler. Somunlan çok konuşulan ya da meşhur da denebilir ya bence. Aynen. Çok konuşulan meşhur. Yani herkesin bildiği. Somunlan kundure. Buradaki kundureyi büyük ihtimalle hani oradaki kötüler için kullanıyor diye düşünüyorum. Hani o adı çıkan o meşhur kötülerle ilgili. Moime. Moim toplantı demek, buluşması demek. Yani ne demek? Orada bir kötülerden oluşan bir grup var. Onlarda da bir birlik oluşmuş yani. O kötülerin bir araya geldiğinde Sodacinin numbitin. Sodacıda ne demek biliyor musunuz? böyle bir yere toplanmak. Sodacinin numbit. Şimdi buna tersten başlarsak daha mantıklı. Numbit ne demek biliyor musun? Bakış. Yani senin üzerinde toplanan bakış gibi. Sodacinin, sodacida ya da ne demiştik? Toplanmak. Ya burada benim anladığım böyle kötülerden bahsediyor. Ve bu kötülere karşı e, Stray Kids'in hani anlattığı, söylediği şeyler var. Bu meşhur yani artık adı çıkmış bir kötüler var. Ve bunların toplandığı, bunların bir arada olduğu bir yerde... Gözler benim üzerimde. Hani gözler üzerimde toplanıyor. Freezing cold but I know we will burn forever. Yani şu an çok soğuk ama biz bu, bu sıcakla yanacağız yani diye düşünüyor. Artık orada bir mücadele mi var başka bir şey mi? Dediğim gibi emin değilim. Devam ediyor diyor ki He buranın tedo nan yojoni. He buranın tedo nan yojoni. Hebora'nın Tedo Bu birazcık kalıp gibi düşünebiliriz tamam mı? Hebora'nın te. Yani ne derlerse desinler, ne söylerlerse ya da işte hani bana bir şey dayatsalar da hani umursamıyorum. Aslında hani az önce dedi ya Sodacinin Numbitsin Hebora'nın Tedo Ya bana gözlerini dikip baksalar da umrumda değil. Nanyojoni. Buradaki kritik kısım burası. Ben hep böyleyim. Ben hep böyleyim. Ben böyle kalacağım. Yani orada onlara karşı olan tepkilere ya da işte şeye aldırmayıp işte o bakışlara falan aldırmayıp ben, ben böyleyim diyor. Böyleymiş. Ne yapıyormuş? Halmer-ı nebetçi tü-tü-tü-sorikun Burası güzel. halmer nebetçi Halmal ne demek? Bunu daha sık duyarız. Sözümü söyleyeceklerimi söyleyeceklerim ya da sözümü nebetta nebetta söyleyeceklerimi her zaman söylerim. Yani bu kötüler toplanıp üzerime bakışları toplansa da hani bana anladın mı? Bana nasıl baktıklarını umursamıyorum. Ben yine söyleyeceğimi söylerim. Tö tö tö. Onun hani orada bir anlamı yok. Tö tö tö. Sorikun. Sorikun da zaten gök gürültüsü. Thunder. Sorikun. Oradaki aslında kendi bence sözünü ya da kendi karşı duruşuna orada ses olarak karşıladığı şey bu. Her marıl nebetçi tüet 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 kun. Ben söyleyeceğimi söylerim. Sori kun diyor. Sonra kısımlarda ne var? Kundari vassoyo. Ha? Kundari vassoyo pikyora. Şimdi bu ne demek? Kundari vassoyo. Kundari vassoyo. Kun az önce duyduğumuzda işte gürültü. O ses. Fırtına. Tamam mı? O fırtına geldi. Fırtına geldi gibi. Düşünebilirsiniz. Fırtına geldi, fırtına geldi gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer şarkının kısmında da şey diyordu. narimyon Nalmada onun nari anin. Şimdi bu çok uzun bir kalıp. Şuraya kadar ne diyor? Önce yardımcı olayım. narimyon Nalmada onun nari anın anin onur. Ay bu çok uzun gerçekten. Şöyle. narimyon Nalmada onun her gün gelen, her zaman olan. Narimyon nermada onun. Bu bir kalıp gibi düşünebilirsiniz. Bu her zaman olan, her zaman gelen bir gün değil. Hangi kimden bahsediyormuş? Onur. Onur ne demek? Bugün demek, değil mi? Ya bugün öyle her zaman olan, her zaman gelen bir gün değil. Bugün özel bir gün. Narimyon nermada onun nari anin onun. Şunu cidden şu bir kalıp. Tamam mı? Narimyon narmada onun nari. Her gün olan gün. Her gün gelen bir gün. ya yani bu özel bir gün demek istediğimizde. Narimyon narmada onun nari. Anin. anida değil demek olmayan yani bu sıradan bir gün olmayan bugün o ne? Sorikundri vassayo. Sorikundri vassayo. Yine dediğim gibi işte o fırtına ve o tanrı o gök gürültüsü geldi diyor. Birazcık böyle kompleks kelimelerin ve cümlelerin olduğu bir şarkıydı ama bence keyifli bir şarkı. Yani dinlemesi çok keyifli. Peki bakalım size bir sorum var. Korece isimleri üzerinden düşünün. Stray Kids üyelerinden ismi B, Korece B harfiyle ile başlayan üye kimdir? Yanıtlarınızı aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Annyeong!